harp inkılabıyla, devrimiyle aslında ilk amaçlanan şey, biraz evvel dokunduğumuz gibi, okuma yazma oranının yükseltilmesi. Bir, iki, okuma yazma oranının yükseltilmesiyle daha kültürlü, daha bilgili insanların yetiştirilmesi, daha bilgili insanların yetiştirilmesiyle dogmatik düşüncelere inananların sayısının azalması ve ama asıl bu toplumsal devrimlerin içerisinde en önemli yön sanırım Batı ile uyumu yakalamak. Çünkü o dönem size isterseniz bir şapka üzerinden vereyim örneğini. Falih Rıfkı o dönem önemli bir kişidir. Falih Rıfkı'nın ailesi de iyi bir ailedir. Küçüklüğünden anlatır onu. Der ki babam hastalandığı zaman bir Ermeni doktor geldi der. İçeriye girdi, şapkasını masanın üzerine bıraktı. Ben daha küçüğüm der. Biliyorsunuz şapkayı o dönem genelde gayrimüslimler Avrupa'dan etkilendiği için giyiyorlar. Elimi uzatıp değmeye çalıştım der. Bakıcım vardı, elime vurdu der. Günah elleme dedi der. Yani şapkaya günah gözüyle bakılıyor. Veya bunu yazıya da çevirecek olursak, Latin harflerini kullanmak Müslümanlar açısından günah olarak görüldüğü bir dönemden bahsediyorum. Ve bundan dolayı da sürekli kendimizi sanki gelişmiş bir vatandaş olarak görememenin ezikliği var. Osmanlı'dan sonra Türk aydınlarının, Mustafa Kemal'in tüm düşüncesi buydu. Biz de batılı olmak durumundayız. Onlara rağmen batılı olmak durumundayız. Onlar niye bu seviyeye gelmiş? İşte harflerini düzenlemişler, bilgi sahibi olmuşlar, sömürülmemeye başlamışlar diye düşünülüyor. Yeni bir ulus yaratılmaya çalışılıyor. Bu ulus süreci içerisinde özellikle batıyla farkımız onun olmadığını hissettirebilmek ve insanlarımıza bunu gösterebilmek adına onların da kullanmış olduğu alfabenin bize has olarak alınması üzerinde durulmuş. Ve böylelikle Batı ülkeleriyle, uygar ülkelerle iletişimi artırmak amaçlı harf inkılabı amaçlanmış. Ama bence asıl neden biraz evvel dediğim gibi okuma yazma oranını yükseltmek. Çünkü okuma yazma oranı düşük olduğu için Latin harflerinden esaslı yeni Türk harflerine geçiyoruz. Bu da bence o dönem için amaçlanan önemli amaçlardan bir tanesi.